Bir Zamanlar Çukurova YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kimin nesiymiş peki? Söylemedi mi hiçbir şey? Söylemedi evladım. Sadece adı Ayten'miş. Ay, Ayten mi? Tanıyor musun yoksa? Tanımaz olur muyum? Allah kahretsin o kadın, Allah kahretsin. Ay, buraya kadar geldi demek. Nereden tanıyorsun Aminneciğim sen o kadını? Abdi Paşa'nın sözlüsüyüm diye kapı kapı dolaşıp kendini söylüyormuş. Ay, ahlaksız, utanmaz. Koskoca Abdi Paşa kim? Sen kim? Bunca aslında Afe'yi bozdu Abdi Paşa'yla. Sorma saniye. Ama ne aşkmış. Dilinden de düşürmüyor hiç. Mehmet Bey'i de Abdi Paşa zannetmesi yok mu? Canım benim. Bir gün sırf bunun için İstanbul'a gideceğim. Bakalım Abdi Paşa kimmiş? Gelirse almayın o pis kadını eve. Ay, Abdi Paşa Azize Hanım'a sevdalıymış diyen onun etrafında dolanmasın. Ah benim tatlı haminlem. Onu kovduk buradan. Hiç merak etme, bir daha da gelmeyecek. Tamam? Gelmesin. Haminlem, haydi yatma vakti. Ay yatalım, yatalım. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi siz de geç kalmayın, olur mu? Kalmayız. Canım ayol. Bir de tuhaf bir kadındı. Çok böyle boyanmış, dallı güllü bir elbise giymiş. Bir tuhaftı yani. Ne bileyim ben. Sormadınız mı peki ne için gelmiş, Demir'den ne istiyormuş? Züleyha'cığım dedim. Dedim ki ben Demir'in yakınıyım, isterseniz bana söyleyin dedim. Yok illa ben Demir Bey'i göreceğim diye tutturdum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O para yardımı veyahut da bir başka yardım isteyecekti zaten. Onun için Demir diye tutturdum. Demir abim alıştırdı tabii Züleyha'cığım insanları. Yardıma, hayra. Başı sıkışan biri olursa konağın kapısına gelir. Betül! Betül! Efendim anneciğim? Fikret telefonda canım, seni istiyor. Tamam canım, geliyorum. Müsaadenizle ben bir telefona bakayım. Yani biz de acaba dedik bu istasyonun oradaki evlerden, kiracılardan bir tanesi mi? Hani kirayı ödeyemeyeceğim bu ay diye mi acaba geldi diye düşündük ama... Bilmiyorum ki Saniye, ben hiçbir kiracıyı tanımıyorum. Saniyem demez mi? Yani ben biraz sıkışığım. Demir Bey'e söyleyin falan hani der. İlle de Demir'i göreceğim demez ki. Nasıl olsa gelir herhalde yine. Derdi neymiş öğreniriz o zaman. Biraz ağrı yapıyor tabii çok ayakta kalırsam. Betül geldi Fikret'cim. Veriyorum. Tamam Şermin, sağ ol. İyi akşamlar. Alo Fikret. Betül iyi akşamlar. Rahatsız ediyor muyum bu saatte? Yok canım, ne rahatsızlığı, aşk olsun. Hayırdır? Bu teminat mektubunu hallettim. Sabiha Hanım'a bıraktım. Onu haber vermek için aramıştım. Ha tamam. Zahmet olmuş, teşekkür ederim. Estağfurullah, rica ederim. Bu ihale dosyasının içine konması gerekiyor. Onu da unutmadan söyleyeyim sana. Tabii tabii, ben hallederim onu, merak etme. Züleyha'nın haberi var mıydı? Onun yok, haberi yok. Ne oldu? Aramız biraz limoni de. Aa, niye ki? Olmuş. Anne duruyor musun? Tartıştınız mı yoksa Fikret? Boş ver şimdi, hiç akşam akşam canını sıkmayayım senin. Yok canım, niye canımı sıkacaksın Fikret? Bir şey diyeceğim. Sen neredesin? Ne olmuş Betül? Kavga mı etmişler Züleyha'yla? Betül bir şey söylesene. Ay, bilmiyorum anneciğim. Bilmiyorum ama... İzin verirsen öğrenebilirim. Mavi elbiseni giyseydin keşke. O sana daha çok yakışıyor. Hem gözlerinin rengi çıkıyor ortaya.
Ay annesinin güzeli. Maşallah bebek gibi. Ay benim kızım Çukurova'nın en güzel kızı. Ay ne Çukurova'sı? Türkiye'nin en güzeli. Türkiye'nin. Betül bana bak. Çok üstüne gitme tamam mı? Küçük küçük. Ya Fikret Avrupa görmüş ama ne de olsa buralı. Ya kendini ağırdan sat diyorum. Öyle çok şey yapma. Ay anneciğim ne diyorsun sen Allah aşkına? Kızım üzerinde iyi bir etki bırak diye diyorum. Ne de olsa bu ilk buluşmanız. Yani üzerinde iyi bir tesir bırakırsan devamı gelir. Biz çıkmıyoruz şekerim. Arkadaşça buluşup konuşacağız sadece. Bu işler öyle başlar kızım. Önce arkadaşça çay kahve içersin. Gerisi artık sana bağlı. Gece geç kalırım ben. Merak etme beni. Ne merak edeceğim ben seni? Ay Allah'ım. Allah'ım şu Betül. Şu Fikret'i bir alsın avcunun içine. Hayırlısıyla da bir yüzük taksınlar. Ay şu Şermin'in de yüzü gülsün artık. Ay önce bir araba alırız bana. Şöyle güzel bir araba. Bir de ev. Büyük, geniş şöyle, ferah, bahçeli bir villa. Beni çekiştirmek için çağırdı herhalde Betül'ü. Ne? Canım. Öyle öyle ablacığım. Biraz tartıştık biz bugün. Anlattı mı sana? Anlatmadı değil mi? Biliyorum kızım. Biliyorum. Yine haddini aşmış. Ali Rahmet de en çok bundan yakınırdı. Hiç had hudut bilmeyen bir çocuk. Ama iyi bir insandır Fikret. İyidir yavrum. Çok üzülüyorum. Ne olur kusuruna bakma Züleyha'cığım. Olur mu evladım? Yok canım geldi geçti. Gönül koymam ben merak etme. Bu saatte Betül'le konuşmak nereden icap etti acaba? Eskiden Bahtiyar vardı onunla konuşuyordu, dertleşiyordu. Şimdi Bahtiyar da gidince çok yalnız kaldı. Herhalde konuşmak için çağırdı Betül'ü. Ama sahi Bahti niye gitti ya Afyon'a? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.